Marmaris'te doğdum. Lise bitene kadar Marmaris'teydin değil mi? Evet. O sırada peki resim konusunda eğitim almaya başladın mı okul dışında? Marmaris'te olmanın güzel bir yanı şeydi aslında, çok fazla Rus işte ve Azeri kültürden insanlar var ve onlar böyle inanılmazlar çizim konusunda özellikle. Ben de üniversiteye hazırlanırken böyle o Rus hocam Svetlana sağ olsun, onun sayesinde, onların böyle sıkı disiplini sayesinde çok güzel bir aslında eğitim olanağım oldu. Hani İstanbul'daki insanların belki çok daha büyük şeylere gidip oradan resim dersleri alırken ben böyle Rus ekolinden bir eğitim almış oldum. O benim çok işime yaradı tabii ki de. İlkokuldayken çok ağlıyordum, çok uzunum diye. Bütün hep erkekler sınıftaki bana hep zürafa diyorlardı ve dalga geçiyorlardı. Ben de böyle hep böyle ağlıyordum, hani çok uzunum diye. Hep böyle en arka sıraya oturtuyordum, önü görmeye çalışıyordum falan ve sığamıyordum hiçbir şekilde bir yerlere. Ve böyle kendi bedenime karşı falan böyle bir şeyim, aşırı da zayıftım falan böyle. Safinans falan da diyorlar. O yüzden böyle bu benim aslında yaptığım, hani sonrasında yaptığım ilk otoportelerden birisi. Bilkent Üniversitesi'ni kazandım, grafik tasarım bölümü. İkinci sınıfta mı neydi? Okul projelerimizden biri İzmir Caz Festivali'ne Bilkent'teyken işte böyle her bir hep birlikte proje hazırlıyoruz. Bütün sınıf projeleri gönderirken de şey yapıyorsun, her bir proje için böyle bir mahlasın oluyor. Yani kendi bir isim veriyorsun ve kendi isimle başvurmuyorsun. Hani orada böyle jüride şey olmasın, transparanlıktan dolayı. Ben de böyle çok hırs yaptım falan, böyle 5 tane farklı iş yaptım aslında. Bir, iki... Bir de özellikle yaparken de farklı tarzlardan yapmaya çalıştım işleri. Bu seçilen buydu bu arada. Ve sonra ortaya çıktı ki yarışmanın ilk üçüne de benim işimi seçmişler. Ve aynı kişi olduğunu öğrenince bayağı şok geçirmişler falan. Nasıl olur? Çok farklı görünüyor falan, şizofren misin falan. GIF'in şöyle bir güzelliği var. İllüstratörlerin geçmesi çok kolay bir şey. Çok, yani animasyonla illüstrasyon arasında bir şey gibi. O yüzden böyle yeni illüstratörler hep böyle GIF'e yöneliyorlar. Hatta böyle büyük New York Times falan gibi dergiler mesela, eskiden editorial illüstrasyon diyordum. Mesela artık editorial GIF'ler de kullanıyorlar. Ben dedim Türkiye'de bu şekilde ilerleyebilirim, GIF'ler yapayım diye düşündüm. Hani bu da benim para kazandığım ve severek yapacağım bir iş de olabilir. Kendimi böyle tanıtayım diye düşündüm. Akbank Jazz Festivali için bir sergi düzenlenmişti. Bu Akbank Jazz Festivali'ndeki sergi için yaptığım bir GIF. Video bir zaman kesiti veriyor bize. Yani 3. dakika ile 3.5 dakika arasında ya da işte 1 Aralık'taki şu tarihi gibi ya da anlattığı hikayenin hani başını sonunu belli bir kısmını gösteriyor. Fotoğraf ise o kareyi ve o statik anı ancak gösterebiliyor. GIF o zaman içerisindeki bir anı looplayarak statik ile hareketli arasındaki bir şeyi sonsuza kadar devam ettirebiliyor. Yani bu bir sinemagraf da olabilir. Yani çok yüksek kalitede bir fotoğraf ve sadece bir saçın da uçuşuyor olabilir. Sen o anda kalırsın, o fotoğraf gibi değildir. Ya da böyle bir şey de olabilir. Bir film gibi sürekli olarak bu insanla o anı tekrar tekrar yaşayabilirsin. Seferinde bir şey yaşayabilirsin. Contemporary'deki kafa çok daha farklı oluyor tabii. Hani çünkü bunu alan insanlar mesela, ah sevgilim işte bu bizim monokromatik katımıza inanılmaz olmaz mı şeklinde alındı bu iş. Contemporary her sene beni böyle hem sevindiriyor hem böyle ağlama krizlerine falan. O kadar fazla insan gelip o kadar fazla bir yandan çok fazla insana erişebiliyor bu iş o sayesinde evet, ama ondan sonra hani keşke müze gibi bir yerde olsa görmeye devam edeceğiz. Evet, yani ve hani çok fark ya, o deneyim insanların koşarak gezmesi, bakmama yani gelip adam kaç lira? Hiçbir şey sonra kaç ya bu? Her sene işte bu sene Contemporary'e katılmasam mı acaba diye oluyorum ama sonra düşünüyorum mesela bu sene 6 veya 7 tane karma sergiye katıldım. Hiçbirinde bir şey satamadım. Tek sattığım yer Contemporary'deydi. O yüzden de hani bir şekilde aynı zamanda da devam edip orada işlerimi sergilemek de zorunda kalıyorum. Zaten benim mesela şu an kendi kişisel hayatımda sanattan para kazanmıyorum asla. Tasarımdan ve diğer yaptığım işlerden kazanıyorum. Hani sanat benim için bir yandan da hobi gibi olabilir. Sadece ona böyle kazandığım parayı üretmek için yatırdığım bir yer gibi. O yüzden her sene de tekrar Contemporary'e katılıyorum. Peki bugünlerde nelerle uğraşıyorsunuz Meltem Hanım? LearnUp diye bir projemiz var. Bir mobil uygulama LearnUp. LearnUp'da aslında burada şimdi web sitesinden bir kare var. Aslında birisiyle mesajlaşır gibi bir konuyu öğreniyorsun. Ve bu böyle günlük 5-10 dakika arası bir şey. Sana böyle mesajlar geliyor, ona cevaplar veriyorsun. Kendi isteğine göre
yönlendirip işte atıyorum yoga ile ilgili bir ders de var, circular ekonomi ile ilgili bir ders de var. Eğlenceli bir deneyim ve bizim asıl çıkış noktamız şuydu. Mesela biz böyle barlarda, kafelerde, meyhanede birisiyle sohbet ederken öğrendiğimiz şeylerin burada, şu anda. Burada sohbetin hani önemine çok inanıyoruz ve o yüzden böyle sohbet gibi bir deneyim yaşatmak ve böyle kimsenin vakti yok, o da çok önemli. O yüzden böyle mobil bir şey, tuvaletteyken bile çıkarıp, bir şey de çıkarıp böyle minicik bir şey öğrenmeni sağlayan ve Learnable'ın bence hani en önemli şeylerden birisi de bir konuyu böyle derinlemesine böyle uzun uzun anlatmıyor. Fakat sana bir zehir veriyor. O zehri aldıktan sonra, çünkü günlük 5 dakika 5 günlük içerikler. Sen bir o konuyu birazcık bir anlıyorsun. Sohbette ederken kullanabileceğin sana bilgiler veriyor. Senin böyle sohbetini de zenginleştiriyor. Ve istersen git onun kursunu da al. Eğitimini de al. Kendin araştır. Ama en başını buradan böyle minik böyle bir zehir vermiş oluyoruz aslında.